Hayal kırıklığı olan bir maç. Beşiktaş evet. maçı. Akhisar maçı da yani Akhisar ayrı bir konu ama Beşiktaş'ın Malmö deplasmanında 2-0 kaybetmesi maçtan sonra sen de takip etmişsindir. Özellikle siyah beyazlı taraftarın taktığı konu deyim yerindeyse Necip'in oynaması. Orta sahada Necip, Medel, Yayiç. Hadi kafasındaki aslında çok net gözüküyor Şenol Güneş'in. Orta sahayı sağlam tutayım. Kaptığım toplarla zaten forvet üçlüsü bir tarafta Gökhan Töre, bir ileri uçta Wagner Love, diğer tarafta Lens, Jeremy Lens. Ya çok net şekilde ben geçiş hücumlarıyla, rakibin yapacağı hatalarla cezalandırayım futbolu. Ama geçişi kimle yapacaksın? Orada problem orada tabii. başlıyor zaten. Topu yani, taşıyamıyorsun. Evet. Yani Beşiktaş normalde Malmö gibi bir rakibe karşı topa sahip olur. Deplasmanda bile oynasa daha çok gol pozisyonuna girer. Hani gol pozisyonu vermedi zaten. Ya yani Porto'yu yediği golleri ayrıca konuşuruz. Evet, o Porto'yu yendiği konu. Maçın sonunda sen de evet. muhtemelen konuştuk. Tabii. Ne diye konuşmuştuk biz? Bu çok önemli galibiyet ama deyip tabii oyunu evet. oyunu dikte ederek kazanmıştı aynen. Porto son karşısında. Son yarım saatlik baskı dışında ki onu da kırmıştı belli bir noktadan sonra. Aynen öyle. Çok önemli bir galibiyetti o anlamda. Evet ama Malmö karşısında topa sahip olamadı Beşiktaş yani. Kendi olması gereken ölçüde, kendi kalitesi ölçüsünde evet. olamadı yani. Biz mi yanılıyoruz acaba o kalite? Yok ya Beşiktaş hala her rakibe karşı topa sahip olabilecek kalitede. Yani her rakibe derken hani elit en azından Malmö karşısında. Evet yani. Ama niye olamadı? Bak bütün değişiklikler geldi. İşte Quaresma girdi, Babel girdi ama bence sahaya ilk atılması Oğuzhan gereken girdi. Oğuzhan ya da Tolgay. Fark etmez. Büyük ihtimalle de Necip'in yerine. Evet yani Medel kalıp Necip'in yerine bu iki oyuncudan birinin ilk girmesi gereken oydu. Çünkü Beşiktaş kendi oyununu oynayamıyordu. Yani i̇şte Beşiktaş niye Malmö'ye karşı bekleyip... Aslında kendi oyunu konusu da erozyona uğradı artık. Uğradı. Öyle de bir sıkıntı var. Uğradı ama Malmö'ye oynar gene Beşiktaş kendi oyunu. Oynar. Ya bu mevcut oyuncularla formsuzluklarına rağmen, Oğuzhan'ın formsuzluğuna rağmen, Tolgay'ın geçen seneki kadar veya bir önceki seneki kadar iyi durumda olmamasına rağmen oynar. Malmö'nün zaten öyle bir amacı da yoktu ki. Nasıl olsun ki? Yani Malmö'nün öyle bir amacı olamaz zaten. Evet. Ben çıkayım, Beşiktaş'a karşı acayip topa sahip olayım, %60, %65 topu göstermeyeyim. Yok yapamaz, öyle bir kapasiteti yok, öyle bir oyun kültürleri yok. O yüzden bence birinci problem oradaydı. Yani Quaresma'yı, Babel'i dinlendirmesinden ziyade senin de temas ettiğin gibi asıl mesele orta sahadaydı. Ama her şeye rağmen bu maç 0-0 bitebilirdi. Ama o goller ne? Yani Karius dinlenebilir ki Caner'i çarptı. Evet çarpıyor ama bayağı uzak mesafeden geliyor top ve Karius'un çıkıp böyle direğin üstünden topu tokatlıyormuş gibi yaptığı hamle kalecilerin fix top dışarı çıktı hamlesidir. Öyle değil mi? Tabii. Kaleci şöyle bir çıkar şöyle bir hani gelirse tokatlarım gelmezse zaten top dışarı çıkıyor. Maalesef çok kötü bir gol Karius adına yani o gol Karius'a yazar.